Sesimin ulaştığı herkes sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sofra TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli, kaşarlı, muhteşem bir içli bazlama tarifini hazırladım. Oldukça lezzetli olan tarifimize buyurun birlikte geçelim. Uygun bir yoğurma kabına bir su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. Daha sonra üzerine bir çay kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuz eriyene kadar karıştıralım. Detayları kaçırmamak adına videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. 3 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. İlk aşamada kaşık yardımıyla hamurumuzu toparlayalım. Ardından elle yoğuralım. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur yoğurmalıyız. Toparlanan hamurumuzun üzerini kapatıp 10 dakika hamurumuzu dinlendirelim. İç harcı için 3 tane patatesimizi kabımıza alalım. Patatesleri güzelce ezelim. İçerisinde hiç topaklanma kalmasın. Patatesler tamamen soğuyana kadar bekletelim. Tezgahımıza çok hafif un serpelim. Dinlenen hamurumuzu elimizle toparlayıp hamuru 8 eşit parçaya bölelim. Hepsini yuvarlayıp beze haline getirelim. Daha sonra tabağımıza çok hafif un serpelim. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi tabağımıza alarak üzerlerini kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Patatesler tamamen soğuduktan sonra 100 gram kaşar peynirimizi ilave edelim. Birkaç dal taze soğan, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı da karabiberimi ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Patatesli harçtan 8 tane top yapalım. Elimizle hafif sıktığımız zaman çok güzel bir şekilde şekil alıyor. Patates toplarımız hazır. Tezgahımıza çok hafif un serpelim. Bezelerimizi tatlı tabağı boyutunda açalım. Tüm hamurları bu şekilde açıp kenara alalım. Eliniz pratik değilse kesinlikle hamurlarınızı yan yana koymayın çünkü belirli bir yerden sonra hamurlar birbirine yapışabilir. Bezelerimi bu şekilde düzelttikten sonra patates toplarını hamurlarımın ortasına bırakıyorum. Hamurları kapatıp tekrar beze haline getirelim. Hiç beklemeden hamurları tatlı tabağı boyutunda açalım. Hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Özellikle kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize bu lezzetli bazlama tarifini mutlaka denemelisiniz. Patates ve kaşar dolgulu bu lezzetli bazlama tarifini denedikten sonra sizler de çok memnun kalacaksınız. Tavamızı orta ateşte ısıttıktan sonra çok hafif fırça yardımıyla yağlıyorum. Isınan tavaya hamurları alalım. Üzerlerini yağlayarak ara ara çevirelim.
Bu aşamada ocağı yüksek ateşte açmayın lütfen. Orta ateşte pişirin. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Şayet bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız paylaştığım her videodan ilk olarak siz haberdar olacaksınız. Sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Geri kalan hamurlarımızı da tavamıza alalım. Üzerlerini çok hafif yağlayarak çevirerek pişirelim. Hepsini bu şekilde hazırlayıp servis tabağıma alıyorum. Patates dolgulu balon bazlamalarımız servise hazır. Şöyle yakın çekimde de göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Ben şöyle iç dokusunu da size göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur, çiçek olur, tarifle ilgili fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.